gerçekten yeni bir oyun kurmaya çalışıyor olabilir mi? Evet, kesinlikle öyle sevgili Emin. Saydığın unsurlar geçerli. Şimdi dış politikada bir başarısızlık söz konusu oldu ve dışarıdan içeriye gelecek baskıyı ortadan kaldırmak ve Amerika ile Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden düzeltmek ve onların desteğiyle ayakta kalmayı sağlamak üzere bir politika değişikliği görüyoruz. Şimdi Afganistan havaalanında mutlaka kalmak için ısrar etmenin Sayın Çıray'ın dediği gibi temel amaçlarından biri Biden'ın desteğini alabilmek ve onu sürdürebilmek. Yani Biden'ın aleyhte bir politika izlemesini önlemek, özellikle ekonomik olarak. Afganistan'da havaalanındaki ısrarın bu boyutu var. Keza işte Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'le yeniden ilişkiye girmeye çalışmak ki Birleşik Arap Emirlikleri'ni bu iktidar 15 Temmuz'un arkasındaki ülke diye ilan etti. Hatta bazı iktidar yanlısı yazarlar gidip Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş ilan edelim, oraya çıkarma yapalım diye öneride bulundular. Aynı Birleşik Arap Emirlikleri'ni şimdi üst düzeyde ağırlıyoruz. Onun desteğini almaya çalışıyoruz. 3. Biz Akdeniz'deki haklarımızdan fiilen vazgeçip araştırma gemilerimizi Antalya'ya demirledik. Karadeniz'de uğraşıyoruz. Bunlar da yine AB ile ABD ile arayı iyi tutmaya dönük atılımlardı. Avrupa Birliği'nin desteğini almak için de aslında açık çek verdi Türkiye. Ne dedi Türkiye? Size göçmen göndermeyiz, mülteci göndermeyiz, merak etmeyin. Onları nihai durak olarak Türkiye'de tutarız. Bunun finansmanını da iyi yapıyoruz. Dolayısıyla size göçmen baskısı olmaz. Avrupa Birliği Yunanistan-Türkiye sınırına biliyorsunuz duvar ördü. Ve Türkiye'de bu garantiyi verdi ki Avrupa Birliği'nden bir baskı gelmesin. İşte demokrasi konusunda, insan hakları konusunda nitekim de azaldı öyle işler. Böylece dış politikada bir oyun kuruldu. ABD'ye ve Avrupa Birliği'ne yaslanmak, onların külfet olarak gördüğü işleri üstlenmek. Başta göçmen politikası olmak üzere ki göçmen politikası da büyük oyunun bir parçası. İçeriye baktığımızda da şunları ilave edebilirim sizin söylediklerinize. Saadet Partisi'ni zaten siz söylediniz. Onu bölüp en azından bir kısmını kendi yanına almaya çalışıyor. İkincisi, ekonominin iyi olduğuna dönük çok yoğun ve ısrarlı bir propaganda yapılıyor. Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün dedi ki 105 milyar dolar rezervimiz var Merkez Bankası'nda. Aradan 2 haftaya geçti ya geçmedi. Bugün 118 milyar dolarımız var dedi. Oysa bu kadar rezervimiz olmadığını ekonomistler açıkladılar. Swap'lara düştüğünüzde işte net rezerve baktığınızda hala eksilerdeyiz. Ama bu swap'lar üzerinden yani borç paralar üzerinden bir dövizimiz olduğu imajı yaratılıyor. Bunu niye yapıyor? CHP'nin 128 milyar dolar nerede kampanyasının olumsuz etkisini yavaş yavaş gidermek için biz toparlıyoruz bu parayı diye bir mesaj veriyor. Bu da oyunun bir parçası. Bir de önemli bir olay, Millet İttifakı'nı da dağıtmaya çalışıyor iktidar. Benim çok somut gözlediğim bir olay, adaylık konusunda bir kavga çıkartmaya çalışıyor Millet İttifakı içerisinde. Kimler arasında? Sayın Ekrem İmamoğlu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Meral Akşener arasında. Şimdi günlerdir iktidarı savunan ekranlarda ve köşelerde işte Meral Akşener İmamoğlu'na Fatih benzetmesi yaptı. Demek ki Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu. Meral Akşener CHP'nin başında Kılıçdaroğlu yerine İmamoğlu'nu görmek istediğini ima etti gibi buradan hareketle İmamoğlu'nu adaylığa doğru ittirme çabasını gözlüyoruz. Sayın Meral Akşener'i de buna katıyorlar. Sayın Akşener de İmamoğlu'nu aday olarak istiyor, Kılıçdaroğlu'nu istemiyor diye. Buradan Kılıçdaroğlu'nun bir tepki vermesi, bir çatışma başlaması veya İmamoğlu'nun gaza gelip adaylık konusunda bir beyanda bulunması gibi bir sonuç arıyorlar ki Millet İttifakı'nda bir kavga çıksın, Millet İttifakı'nın tabanında bir kavga çıksın. Bunu zaten dağıtmak için yapmadıkları girişim kalmadı. İçerideki büyük oyunda budur. Millet İttifakı'nı dağıtmak, kavga çıkarmak, bir İmamoğlu-Kılıçdaroğlu rekabeti yaratmak, CHP'de tartışmayı büyütmek, oradan işin içine Sayın Akşener'i sokmak. Ama bu üç isme baktığımızda, üç ismin de bu oyuna gelmediklerini görüyoruz. Sayın İmamoğlu asla bir yanıt vermedi. Cumhurbaşkanı adayım demedi. Sayın Kılıçdaroğlu İmamoğlu aleyhine bir şey söylemedi. Sayın Meral Akşener de Fatih benzetmesiyle böyle bir sonucun çıkarılmasından sonra İyi Parti yetkilileri bunun bir kötücül yaklaşım olduğunu ifade ettiler. Dolayısıyla Millet İttifakı'nda bir çözülme veya adalet konusunda bir kavga olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü her iki lider de hem Sayın Kılıçdaroğlu hem Sayın Akşener adayı ve ilkeleri Millet İttifakı'nın belirleyeceğini söylediler. O karar ortaya çıkmadan bir tartışmaya yönelmek, birbirlerine karşı
demeç vermek gibi de bir eğilimleri yok. Çünkü her üçü de böyle bir oyuna, tuzağa düşmeyecek kadar deneyimli ve başarılı siyasi isimler. Bir şey daha ilave ederek sözlerimi bitireyim. Bir paket daha gelebilir bu oyun içerisinde. Yani anayasada bazı vaatlerde bulunma yanı sıra ekonomik durum çok kötü olduğu ve asıl kayıp buradan olduğu için seçim yaklaşırken yaşta emekliye takılanlar grubunu desteğini almak için bu sorunu çözecek bir düzenleme yapabilirler. Bu muhalefetin zaten vaadi biliyorsunuz. İktidar bunu yapabilir. 3600 ek gösterge muhalefetin vaadidir. İktidar bunu hiç yerine getirmedi. Seçime doğru böyle bir karar alabilir. Emekli kesime ki maaşları neredeyse sabittir. Hala asgari ücretin altında emekli maaşı var. Emekli maaşlarına zam yapabilirler. Bunları yapabilmek için de para basabilirler. Bu yetkileri var. Ve CHP'nin ve İYİ Parti'nin kamuoyuna vaat ettiği, iktidara geldiklerinde yapacaklarını söyledikleri ne varsa bunları hayata geçirerek seçime gitmeyi düşünebilirler. Böyle bir paket hazırlığıyla da karşı karşıya kalabilir Türkiye. Çünkü oyları ancak böyle artırabileceklerini biliyorlar diye değerlendirebilirim sevgili Emin. O zaman Barış Aytun Bey'e dönüp anayasa meselesinde sözünü kesmiştim. Aytun Bey, biraz önce iletişim bilimci Ali Haydar Fırat dedi ki iktidar aslında anayasayı değiştiremeyeceğini biliyor. Böyle bir niyeti de yok. Ama muhalefeti işte bakın kaçıyor. Yani muhalefeti bir yere konumlamak istiyor. Yeni anayasadan kaçıyor. Anayasa yapmaktan kaçıyor. Konumuna getirmek istiyor dedi. Buna katılır mısınız? Yoksa siz iktidarın anayasayı değiştirmek istediğini, bunun için de muhalefeti masaya çekmeye çalıştığını mı düşünüyorsunuz? Şimdi buna cevap vermeden önce demin ki dış politika da ilişkilerimizin bozuk olduğu yerlere ilişkileri düzeltme çabasının aslında Türkiye'ye çok ağır bir maliyeti olduğunu söylemek istiyorum. Geçmişte çok iyi ilişkiler içinde olduğumuz Mısır'la şu anda bize şart dayatan, önünde adeta bu yönetimin diz çöktüğü bir hadiseyle karşı karşıyayız. Aslında Türk dış politikasını düzeltme adı altında yapılan işler tamamıyla bir teslimiyet siyasetidir. Türkiye'nin hak ve menfaatlerini koruyamayan aciz bir siyasi iktidarla karşı karşıyayız. Bunları küçümsemeyelim. Türkiye'yi yönetenler adeta dış dünyada rehin halindedir. Halk Bankası hadisesi ortadadır, Ziraat Bankası hadisesi ortadadır. İşte geçenlerde kendi bakanlarının ifade ettiği, beni hırsızlarla aynı kefeye koyamazsınız, aynı sepete koyamazsınız dediği ve benimle ilgili bütün iddialarım doğrudur diye kendi iktidarını ihbar ettiği bir siyasi iktidar dışarıya karşı rehindir. Yani bunların Türkiye'nin milli menfaatlerini savunmak gibi bir takatleri falan olamaz. Öyle bir imkanları yok. Dolayısıyla